Sayısal yöntemler dersinde şimdiye kadar çözdüğümüz aşağıdaki tip problemleri denklem çözme, denklem sistemi çözme, matris işlemleri, türev, integral alma ve diferansiyel denklem çözme gibi sadece dört işlem kullanarak çözebileceğimiz teknikler göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi daha önceki derslerimizde hep bu problemlerle ilgilendik. Bunların kendi derslerinde verilen yaklaşımlar çözdük. Şimdi ise sayılar kullanarak bunları nasıl çözeceğiz? Bunlara bakacağız. Bu teknikler ile ayrı yani sayısal yöntem dediğimiz teknikler ile aynı zamanda eğri uydurma veya optimizasyon dediğimiz konularda mühendislikle sıklıkla başvurulan konularda veya araçlarda yine sayısal yöntemler geliştirilmiştir. Bunları da değineceğiz. Şimdi biz sayısal yöntemlerin detaylı girmeden önce bir sayısal yöntemle ilgili bir soru çözelim. Şimdi hiçbir sayısal yöntem göstermeden soru çözebileceğiz mi? Ona bir bakalım. Öncelikle çok basit bir soru alıyorum. Tanıtıcı bir örnek bu. Örneğin sorumuz şu olsun. Örnek. ax kare artı bx artı c eşittir 0. Eşitliğini sağlayan x değerlerini bulalım. Bu eşitliğini sağlayan x değerlerini bulalım. Ve bu x değerleri ikinci derece bir polinom olduğu için bu eğri olarak düşünsek biz bunu değil mi? Bunu sıfıra eşit olması şu demek x1 ve x2 olarak y eşittir ax kare artı bx artı c eğrisinin x eksenini kestiği noktalar demek. Yani bunu sıfıra eşitliyoruz bu eğriye ve oradan x'i çözmek istiyoruz. Şimdi bu bu eşitliği ikinci derece bir denklemin köklerini bulabildiğimiz bir ikinci derece formülümüz vardı hatırlayın. Neydi o? x1 x2 eşittir. Eksi b bölü 2a artı eksi kök içinde b kare eksi 4ac. Şimdi birincisi eksili ikincisi artılı olarak alabilirsin. İki tane x1 ve x2 buluyorsun. Buna ben yıldız çözümü diyeyim. Şimdi bu yıldız çözümü arkadaşlar benim aslında ax kare artı bx artı c eşittir sıfır eşitliğini sağlayan iki tane x değerimi veren ifade. Diğer bir bunun tanımı da y eşittir ax kare artı b artı c yani şu eğrinin x eksenini kestiği noktalar x1 x2 bunu geometrik yorum olarak alabilirsin. Bu eğrinin x eksenini kestiği noktalar bu eğrinin y'nin sıfır eşitlendiği yani bu probleme dönüşüyor. Şimdi elimizde çözüm var. Aradığımız çözümün formülü var. Bu çözüm arkadaşlar şu demek. Bu çözüm şu demek değil. Şu. Bu çözüme biz tam çözüm. Tam çözüm. İngilizce exact Solution deriz. Tam çözümün özelliği şu. Eşitliğe koyduğun zaman yani bu x1 ile x2'den herhangi birini gelip şu eşitliğe koyduğun zaman sıfır eşittir sıfır şeklinde bir doğrulama bulursun. Bu eşitlik son koyduğunda eşitlik doğruysa bu çözüm bu ifadeyi sağlıyor ve tam çözümdür deriz. Bu ifadeyi sağlayan iki tane x1 ve x2 çözümü var. Koyduğumuz zaman ax kare artı bx artı c eşittir 0 ifadesine ikisi de 0 eşittir 0 yani doğru bir önermeyi bize sunacak. Şimdi bu çözümün ne özelliği var? Bu çözümü biz tam çözüm dedik. Bu çözümün bir özelliği de şu. A'dan B'den C'den bağımsız çözümler. Yani A, B, C reel sayısı tüm reel sayılar için bu çözüm x1 ve x2 ifadesi şu formül geçerli. Bu formül geçerli. Şimdi gelelim eğer önerdiğin ifade çözüm değilse ne olacaktı? Çözüm olmadıysa şöyle karşılaşacaktın. Mesela 1.25 eşittir 0 çıkacaktı. Bu doğru bir önerme değil. Dolayısıyla çözüm sağlamıyor diyecektik. Veya yine bir çözümü koyacaktın. 10 üzeri eksi 9 eşittir 0 çıkacaktı. Bu da doğru değil. Bu iki önerdiğin çözümde bu iki önerdiğin çözümde bu ifadeyi sağlayamadığından çözüm değil diyecektik. Ancak size şimdi şunu düşünmenizi istiyorum. İki tane çözüm var. Birinci çözümü koyduk denklemde. Şunu da geldim yerine koydum. 1.25 eşitliği 0 buldum. İkincisinde de ikinci bulduğum çözümü koydum. O da 10 üzeri 9 eşitliği 0 buldum. Şimdi ikisi de bir defa hatalı. Bu birinci çözüm. Bu ikinci çözüm. Peki bu iki hatalı çözüm arasında bir fark var mı? İkisi de doğru sonuç değil. Peki aralarında bir fark var mı? Birbirlerine göre bir avantajı var mı? Bu eşit olmama durumunu. Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Buna ileride değineceğiz. Dönelim şimdi ax kare artı bx artı c ifadesini şu ikinci derece formülü kullanmadan çözebilecek miyiz? Ona bakalım. Nasıl çözeceğiz bunu? Bir sayısal teknik geliştirerek çözeceğiz. Bir sayısal teknik geliştirerek çözeceğiz. Arkadaşlar sayısal teknikler tamamen sayıların özelliklerini kullanılarak e, başvurabileceğimiz yaklaşımlardır. Buradan yaklaşımdan kasıt şu sayısal çözümler her zaman tam doğru çözüm değildir. Ne demek tam doğru çözüm? Tam doğru çözüm şu. E, Eşitliğe koyduğun zaman eşitliğe koyduğun zaman sağlamayan çözümler. Ama işte ne kadar sağlamıyor? Diyelim ki bir çözüm 1.25 eşit değil sıfırken diğeri 10 üzeri eksi 9 eşitliği değil sıfır. Farklı çözümler. Şu ikincisi dikkat edersen 10 üzeri eksi 9 sıfıra çok yakın bir terim olduğu için belki bu veren bunu veren çözümü sen kabul edebilirsin. Yani yaklaşık sıfır diyebilirsin buna. Bu senin tamamen çalışma hassasiyetinle alakalı bir şey. Bunlara yavaş yavaş değineceğiz. Sayısal yöntemlerin bütün çözümleri böyle onu söyleyeyim. Bütün çözümleri böyle tamamen tam olarak sonucu bulamıyoruz. Nasıl buluyoruz? Virgülden sonra belli bir hassasiyete kadar. Örneğin bu çözüm diyelim ki virgülden sonra 7 basamak doğru bir çözüm. Aynı pi sayısı gibi düşünün. Pi sayısında 3 alabilirsin probleminin e, hassasiyetine göre veya pi'yi 3.14 alabilirsin. Veya 3.14 15 15 92 pardon 93 alabilirsin. Bunların hepsi bir pi sayısının nedir? Pi sayısının belli bir hatayla kabulüdür. Aslında nedir pi sayısı? Sonsuz basamaklı bir sayıdır. Dolayısıyla sayısal yöntemlerdeki bu basamaktan sonraki hassasiyetlere alışmamız lazım. Şimdi soruya geri dönelim. Ax kare artı bx artı c ax kare artı bx artı c eşittir 0. Eşitliğini sağlayan x değerlerini arıyorum. Şimdi sayısal yöntemlerde şöyle bir olay daha var. Bulmak istediğin değeri sen sayısal olarak bulmak istiyorsan o ifadeden başka denklemde bilinmeyen ya da sembolik ifade bulunmaz. Ne onlar? Mesela A, B, C. A, B, C değerlerinin sayısal değerlerini giremeden arkadaşlar x'i sayısal olarak bulamazsın. Bunu niye bulamazsın olduğunu şimdi soru çözerken anlayacağız. Onun için biz A'ya, B'ye, C'ye sayılar verelim. A'ya, B'ye, C'ye sayılar verelim. Ve o sayılar, o e, tanımlanmış eğrinin x eksenini kestiği noktayı bulalım. Şimdi bu anlattığım şeyle yani çözümde a'yı, b'yi, c'nin değerlerini vermek istediğimde sayısal yöntemlerin diğer bir dezavantajı daha ortaya çıkıyor. Arkadaşlar sayısal yöntemlerde çözeceğin parametreden başka ifadelerin değeri değiştiğinde çözümler bir defa geçerli olmuyor. Ama analitik çözümlerde de öyle değil. Bak ax kare artı bx artı c'nin çözümü şu ikinci derece ifadeye dikkat edersen burada her b, a ve c değerleri için bu çözüm geçerli. Ama iş sayısal yöntemlere döndüğünde öyle bir şey söz konusu değil. Başlayalım. Nasıl bir sayısal yaklaşım yapabiliriz? Bu problemin doğasını irdeleyerek bir anlamaya bulmaya çalışalım. A'ya 1, B'ye eksi 4, C'ye 1 diyelim arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla problem ne oldu? X kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 oldu. Bu problem aynı zamanda ne? Bu problem y eşittir. Şöyle bir eğri çizeyim y eşittir x kare eksi 4x artı 1'in nedir? x eksenini kestiği noktalardır. x eksenini kestiği noktalardır. Kabaca ben bunun grafiğini çizmek istesem şöyle şurası 1 şurası 2 şurası 3 şurası da 4 kökün x1 ve x2'nin şuralarda olduğunu söylerim. Nerede x1? 1'in solunda. x2 nerede? 3'ün sağında. 4'ün solunda. Şimdi fonksiyonların köke geldiğinde yani tam bu noktalarda sıfırlandığını biliyoruz. Tam bu noktalarda fonksiyon y x1 yani x gördüğün yere x1 yazdım mı sıfır. Burada da y yerine x2 yazdım mı sıfır olduğunu bulursun. Bu noktaların solunda ve sağında fonksiyonun bir davranışı var. Bak dikkat edersen fonksiyon x1'in solunda pozitifken sağında negatif. Aynı şekilde x2'nin solunda negatifken sağında pozitif. Bu demek oluyor ki köklerde köklerde fonksiyon işaret değiştirir. Fonksiyon işaret değiştirir. Şimdi bu köklerin Köklerde fonksiyonun işaret değiştirdiği bilgisinden yola çıkarak bir defa bir e, köklerin yerini tahmin edeyim. Köklerde fonksiyon işaret değiştirir. Nasıl köklerin yerine de e, tahmin edebilirim? Bak bu grafikte bu e, kaba bir grafik ama bu eğrinin eğerinin e, kestiği noktalar doğru yerleştirilmiş. Yani birinin solunda ve 3 ile 4 arasında bir kestiği yer var. Dolayısıyla ben fonksiyona aynen burada değerlerde olduğu gibi sayılar vereyim. Ne vereyim? x'e x'e 0 vereyim. Fonksiyonun aldığı değere bakayım. x'e 1 vereyim. Fonksiyonun aldığı değere bakayım x'e 2 vereyim fonksiyonu aldığı değeri bakayım. x'e 3 vereyim bakayım. x'e 4 vereyim bakayım. Yani şöyle bir tablo oluşturalım. x ve yx tabi buradan yx'in ne olduğunu unutmayalım. Nedir yx? Şu ifade x kare eksi 4x artı 1'dir arkadaşlar. X'e hangi değerleri vereceğim? 0'ı 1'i 2'yi 3'ü ve 4'ü vereceğim. Şimdi x'e 0 verdiğimde şurada x yerine 0 koyduğunda y x'e hemen 1 olarak hesaplayabilirsin. 1 koyduğunda x yerine 1 koyduğunda y eksi 2, 2 koyduğunda y eksi 3, 3 koyduğunda eksi 2 ve 4 koyduğunda y'yi 1 olarak bulursun. Bak şimdi biz işaret değiştirdiği yerlere bakıyoruz. Şimdi x sıfırdan 1'e geçerken fonksiyon işaret değiştirmiş. Değiştirmiş. Demek ki burada bir kök var. Bir x1 kökümün burada olduğunu söyleyeyim. 1'den 2'ye geçerken Hiçbir işaret değişikliği yok. Eksi 2, eksi 3. 2'den 3'e geçerken yine işaret değişikliği yok. 3'ten 4'e geçerken evet bir işaret değişikliği var. Bu da x2 x/x2. Şimdi elimde demek ki iki tane bilgi var. Birincisi şu, birinci kök 0 ile 1 arasında. üçüncü kök 3 ile 4 arasında. Eğer sizden 0 ile 1 arasında ve 3 ile 4 arasında iki tane kökü tahmin etmek istediğinizi söylesem, istediği e, tahmin etmenizi istesem en az hatayla hangi sayıyı seçersiniz 0 ile 1 arasında ve 3 ile 4 arasında? 0, bir defa 0'a mı yakın bu 1'e mi yakın bilmiyorsun. Dolayısıyla tam orta noktayı seçmek mantıklı değil mi? Yani 1 artı 0 bölü 2 buradan x1 yaklaşık olarak 0.5 diyebilirsin. Yani birinci kökü yaklaşık olarak 0.5 alabilirsin. İkinci kök de aynı şekilde. 3 ile 4'ün arası tam orta nokta. 4 artı 3 bölü 2. Buradan x2 yaklaşık 3.5. Şimdi bu bizim x1 ile x2 bizim tahmini köklerimiz olur. Çok ilkel bir çözümdür bu. Neden? Çünkü Aralıklar çok büyüktür. 0-1 aralığı çok büyüktür. 3-4 aralığı da çok büyüktür. Peki ben daha iyi sonuçlar bulabilir miyim? Daha iyi sonuçlar bulabilmek için şu soruyu sormam lazım tekrardan. Daha önceden şunu sormuştum. Kökler nerede? Şimdi ise şunu soruyorum. Acaba x1 kökü x1 kökü bu 0.5'in solunda mı sağında mı? Aynı şekilde x2 kökü bu 3.5'un solunda mı sağında mı acaba? Bunun için ne yapmam lazım? Yeni bir tablo oluşturacağım. Bu yeni tabloda bu sefer bu değerlerin yani 0, 0.5, 1. Burada yeni değerden kasıt x eşittir 0.5 değeri ve diğer eğim değerden kasıt 3.5 değeri. 3.3.5 ve 4. Evet. 0.5 ve 3.5. Buradaki ben fonksiyon işaretine bakarsam kökün yerini bir kez daha tahmin edebilirim. Neden? Kök acaba 0 0.5 arasında mı? 0.5 ile 1 arasında mı? İkinci kökle 3 ile 3.5 arasında mı? Yoksa 3.5 ile 4 arasında mı? Bakalım. X'e 0 verdiğimde daha önceki tablodan şuranın 1. 1 verdiğimde şuranın eksi 2. Şu aradaki kısımları atlıyorum. Burada çünkü kök yok artık. 3 verdiğimde ise eksi 2. 4 verdiğimde de 1 olduğunu daha önceki tablodan aldım. Hemen x yerine 0.5 koyayım. Yani şu ifadede geleceğim x yerine 0.5 koyacağım. Buradan y'yi eksi 0.75 ve x yerine 3.5 koyduğumda da y'yi yine eksi 0.75 buluyorum. Evet işaret değişikliklerine tekrar dikkat edelim. Bak işaret değişikliği şurada. Yani x eşittir sıfırdan 0 0.5'e geçerken. Dolayısıyla tam şu arada bir kök var. Kök bu arada. İkincisinde de dikkat et 3.5'tan 4'e geçerken. Dolayısıyla ikinci kökte 3.5'la 4 arasında. Demek ki artık şu bilgi var elimizde. X1 arkadaşlar 0 ile 0.5 arasında. X2 ise 3.5 ile 4 arasında. Aynı şekilde X1'in tahmini değerini sizden istesem ne seçersiniz? Tam orta noktayı seçersiniz. Tam orta nokta nedir? 0.25. Dolayısıyla x1'in artık tahmini değeri 0.25. x2'nin tahmin değeri 3.5 ile 4'ün arası 3.75. Şimdi elimizde 2 adet her bir kök için 2'şer adet sayısal çözüm var. Hangi çözümler daha iyi? her zaman için son adımdaki çözüm daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tabi istisnalar var ona değineceğiz. Ama burada aralık daraldığı için bu çözümün daha iyi olması oldukça olası. Bir kez daha aynı şekilde yapalım. Bu sefer şu soruyu soralım. Kök acaba 0.5'in solunda mı sağında mı? Yine kök 3.75'in solunda mı sağında mı? Onun için şunu yapacağız. Yeni bir tablo. X'e kaç vereceğiz? 0 0.25 ve 0.5 Şu aradaki değerleri atlıyorum. 3 buçuk 3.75 ve 4. Evet arkadaşlar. Şimdi önceki tablodan hemen şu değerleri alalım. Şurası 1. Şurası eksi 0.75. 3.5. Şurası eksi 0.75. 4'ten de şurası da 1. Şimdi x yerine geleceğim. 0.25'i ve 3.75'i koyacağım. Fonksiyonun değerini hesaplayacağım. Hemen bakalım ona. Şimdi Neydi sorumuz? Y eşittir. X kare eksi 4x artı 1. Geliyorum burada. X yerine 0.25'i yazıyorum. Y'yi 0.0625 buluyorum. Ve x yerine 3.75 yazıyorum. Burada da yine aynı şekilde 0.0625 buluyorum. Burada aynı değerler bulmamın tamamen bir problemle ilgili bir rastlantı. Her problemde böyle olacak diye bir şey yok. Burada çözümlerin bir sayı etrafında simetrik dağıldığından dolayı e, bu şekilde çıktığını söyleyebiliriz. Bu probleme has olarak. Şimdi bakalım işaret değişimi nerede? Bak artık kökü daha iyi bir e, aralığımız var. Birinci kökün artık şu aralıkta yani 0.25 ile 0.5 arasında olduğunu söyleyebiliyorum. İşaret değişimi burada. Yani 0.5'e ve 0.25 arasında. Dolayısıyla buradan X1'i tekrar hesaplasam ikisinin arasındaki noktanın olarak. Buradan X1'i 0.3750 olarak buluyorum. Aynı şekilde işaret değişimi nerede? 3.5 ile 3.75 arasında. Dolayısıyla 3.5 ile 3.75 arasında... buna x2 olacak. x2 değerimiz 3,5 ile 3,75 arasındaki tam orta nokta. Bu da kaç arkadaşlar? 3. .62 50. Evet. E elimizde 3. çözümde oluştu. Aralığı gitgide ne yapıyorum? Daraltıyorum. Yaptığım şey şu. Aralığı daraltmak ve aralığın tam orta noktasını almak. Dikkat edersen ne yaptım? Köke yaklaşmaya çalışıyorum. Köke yaklaşmaya çalışıyorum. Köke yaklaşıp yaklaşamadığını anlamak için ne yapman lazım? Bu sonuçlara bakabilirsin. Ama üç tane ar ard yapılan işlem arkadaşlar şunu söyleyeyim yeterli değil. Biz bunu bu yaklaşımı size ikiye bölme metodu olarak cebirsel yöntemlerde tekrardan anlatacağız. Hata analizi ile beraber. E, MATLAB kodunu vereceğiz. Ama öncelikle biz şimdi eğer biz bu işlemleri daha ileri götürseydik. Yani daha da aralığı daha rastsaydık. Hangi sonuçları bulacaktık? Bir MATLAB'ın bize verdiği çıktılar üzerinde tartışalım. Ve e, bu sayıların biz, e, bize verdiği bilgileri yorumlayalım arkadaşlar. Bu tablolarda bu tabloda iterasyon sayısı dediğimiz her bir ikiye bölme işlemi. A değeri benim ilk aralığın sınırları. X1'i bulmaya çalışıyorum şu anda arkadaşlar. Sıfırla bir arasını bölmeye başladım. Her bir kök için ayrı ayrı sonuçlar var. A'ya ilk başta bu sorunun başında olduğu gibi 0 vermişim. B'ye 1 vermişim. Ve burada bir kök değişimi görmüşüm. Ve tahmini olarak çözümü 0.5 almışım. Tam orta nokta. Bu zaten benim bulduğum sonuçtu. Daha sonra işaret analiziyle bu aralığı 0 0.5 olarak değiştirmişim ve çözümü 0.25 bulmuşum. Ve benim yaptığım üçüncü adım yani şurası bak aynı sonucu niye bulmuşuz 0.37500. 50 0 0 şimdi ben bundan sonrasını yapmadım ben burada kaldım bundan sonrasını işte bu program bize yapıyor şu tolerans kısmını boş verelim bunu Şimdi ilgilenmeyelim bu tarafla. Şu f kökünün ne olduğunu diyelim. F kökü şu arkadaşlar. Bu çözümleri yani ilkinde bulduğum x1 eşittir 0.5'i gelip fonksiyonda yerine yazdığımda neydi fonksiyon? x kare eksi 4x artı 5'te yerine yazdığımda çıkan değer Mesela 0.3750'yi yerine yazdığımda kaç bulmuşum? Eksi 0.35 93.75 Bu aslında nedir? Bunun ben ne olmasını bekliyordum? Bunun sıfır olmasını bekliyordum. Bu tam sıfır olduğunda bu tam sıfır olduğunda neye eşit olacak? Gerçek köke eşit olacak değil mi? Yani 0.39 93 75 eşittir sıfır olmadığı için bir defa ben bunu kök olarak kabul etmiyorum ve işlemlere devam ediyorum. Evet bir sonraki adımda kökü 0.3125 çift 0 buldum. İkinci bir adım daha 5 adıma götürdüğümde bu sefer 28-12-50 buldum. Bir adım daha götürdüğümde 26-56-25 buldum. Şimdi şu üç çözümün şu bulduğum üç çözümün ortak noktasını ne ona bakalım. Bu üç çözümden ha, ne bilgisi var elimizde? Bak bu üç çözümün tek ortak noktası eğer ben virgülden sonra tek basamak sayıya yuvarlatsam bu çözümün 0.3 bunun da Yine virgülden sonra tek basamağı yuvarlıyorum bunu. Bunda 0.3. Bunun da 0.3 olduğunu görüyorum. Yani bu üç çözüm aslında virgülden sonra tek basamak kitlenme sağlandığı için tek basamak hassasiyetli çözüm diye biliyoruz buna. Yine dikkat etmenizi dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Bak şu değerler gitgide ufalıyor. Bu değerler gitgide ufalıyor. Ben bu değerin ne olmasını istiyordum? Sıfır olmasını istiyordum değil mi? E dolayısıyla dolayısıyla ufalması iyi bir şey. Yani bir yakınsama olduğunu bize söylüyor. Bir yakınsama olduğunu söylüyor. Aynı şekilde bak mesela toplam şöyle 18. ve 19. adımlara bakalım. Bak 18. Evet. adımda benim çözümüm nedir? Virgülden sonra 4 basamak hassasiyette yazayım bunu. 0.2679. Bunu virgülden sonra 4 basamak hassasiyette yazayım. 0.2680. Dikkat et virgülden sonra kaç basamak sağ kitlenmiş. Bu her ikisi de virgülden sonra 3 basamağa yuvarlandığında dikkat et. Bu kaç olur? 0.268. Bu da zaten virgülden sonra 3 basamağa yuvarlandığında 0.268 olur. Demek ki 18. ve 19. satırlarda Virgülden sonra 3 basamak hassasiyet sağlanmış. Virgülden sonra 4 basamak hassasiyet değil. Nedeni şu. Çünkü 79 ve 80 var. 9 ve 8, 9 ve 0'ı yuvarladım. Tamam mı? Ancak yuvarlamaya devam ettiğin zaman sabitlenen satırları görmen lazım. Bunlara detaylı değineceğiz arkadaşlar. Bu aslında ben burada bir hata analizi yapıyorum. Burada ben bir hata analizi yapıyorum. E, sayısal yöntemlere tanıtıcı bir ders bu. Derinlemesine girmedim. Sayıları anlamaya çalışıyoruz şu anda. Ve dikkat et, 18. 19. Adım adımda yine aynı şekilde, yine aynı şekilde sayı azalmış. Şuradaki artı ve eksi olması, birinin artı, birinin eksi olması arkadaşlar sizi e, yanıltmasın. Bu uzaklıktır aslında. Bu uzaklıktır. Sıfır olan uzaklıktır. Sıfır olan uzaklık sıfır şunda her zaman için daha yakındır. Bu demek oluyor ki bu çözümün hatası yani 19. çözümün hatası 18'den nedir? Daha iyidir. Evet gelelim bizim programın durduğu yere bakalım bir. Nerede durmuş program? 24. satırda durmuş. 24. satıra kadar verilmiş. Neden? Bak 24. satırda bulduğum sonuçla 23. satırda bulduğum sonuç aynı. Hatta 22. satırda da bulduğum sonuç aynı. Bu şu anlama geliyor. Benim burada bu programı yazarken istediğim hassasiyet virgülden sonra demek ki 6 basamak hassasiyet. Virgülden sonra 6 basamak hassasiyeti gördüğümüz zaman program ne olmuş sonlanmış. Zaten dikkat et. Bak dikkat et. Şurada 0.000, burada yine 0.000. Yani aradığım eşitlik bulunmuş. Bu arada şunu söyleyeyim. Burada ekrana yazdırırken de Matlab'ın bir yuvarlatma hatası var. Dolayısıyla dolayısıyla aslında e, şuradan Buradaki şurada 1 olmasının nedeni demek ki bu 9'un bu 9'un önceki bir sayıdan buraya geçmesi. Yani burada asıl sabitlenme 22 ile 23 arasında değil, 23 ile 24 arasında olmuş. Onu da şuradaki doğrulama kısmından görüyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu şimdi e, sayısal yöntemlerin sayıların davranışı ve her zaman her problemde böyle yakınsama olacak diye bir şey yok. Her zaman her problemde böyle yakınsama olacak diye bir şey yok. Aynı zamanda her zaman her zaman yakınsama gerçekleşse bile adımlar arasında bazen tutarsızlıklar olabilir. Örneğin bak, her şu değerlere dikkat ettiğin zaman aşağı doğru inerken genelde hep azalma trendinde ama bazı satırlarda tamam mı? Mutlak değer olarak düşünürsek şunları, öndeki işaretleri dikkate alma. Bazı satırlarda artış var, azalış varken mesela bak. Şu satırda 12 13'e, 12'den 13'e geçerken ne yapmış? Azalmış. Ama 13'ten 14'e geçerken artmış. Şu eksiye dikkate alma. Bu eksilik e, burada önemli olan sıfıra olan uzaklığı düşün. Sıfıra olan uzaklığı dediğim zaman aslında bu değerin mutlak değeri. Dolayısıyla buradaki değerlerin hepsinin mutlak değerini aldığında o zaman 0.0030195 0.30017'den nedir? Büyüktür. E, dolayısıyla 14. adım 13. adımdan kötü bir sonuç. Evet böyle sonuçlar gelebiliyor sayısal yöntemlerde. Buna hiç takılmayın. Önemli olan genel trend. Yani işlemlere devam edeceğiz biz burada. Bu işlemlere devam ettikçe yani yakınsama gerçekleştikçe bu tarz anomaliler ortadan kaybolacak. İlk birkaç iterasyonda böyle şeyler karşılaşabiliyor. Burada neden iterasyon adım veya bazen iterasyon bazen adım diyorum. Bu aslında bir adım iterasyon değil. Bunu da daha sonraki derslerde ilerledikçe iterasyon kavramında daha detaylı anlayacağız. Sonuç olarak bir defa bu sayısal yöntemlerde çok fazla işleme ihtiyacımız var. Maalesef elle yapmak bunları mümkün değil. Onun için sayısal yöntem bilgisayar programlama olmadan olmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Mutlaka bir bilgisayar programlama dili kullanacağız. Biz nasıl yapıyoruz sınavlarda, yazılı sınavlarda? Birkaç adamı elle çözmenizi istiyoruz. Ama ödevlerde mutlaka bir bilgisayar programına ihtiyaç var. Bizim kullandığımız MATLAB. Size de MATLAB kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Zaten biz derslerde bizim müfredatımızda MATLAB var ödevlerimizi biz sizden matlab, olarak, matlab kodu olarak isteyeceğiz. Şimdi çözümlerin nasıl geldiğini, trendlerini şöyle bir anladık. Tabi detaylandıracağız yani hata analizine gireceğiz, metotları ayrı ayrı ele alacağız. Bunları çok daha iyi şekilde bu basamak hassasiyetleri, hatalar, yakınsama ne yapacak kafanıza oturacak arkadaşlar. Bir şeye daha cevap verdik o da şu. Daha önceden size dedik ki 1.25 mi? Yoksa 10 üzeri eksi 9 eşittir 0 mı? İkisi de doğru değil ama iki yanlıştan hangisini seçersin demiştik. Ne fark var demiştik. İşte bu çözümlerde arkadaşlar o fark ortaya çıkıyor. Her zaman için belli kabullerle değil mi? Bazı şeyleri sıfır kabul edebiliriz. Mesela şu iki adımda 23 ve 24. adımda 0. 0.0000000 0 olarak gözüküyor. Ama bundan sonraki adımlar, bundan sonraki basamaklarda belki sıfırdan farklı sayılar var. Ama benim hassasiyetim virgülden sonra 6 basamakla sınırlandırıldığı için bu basamaklar ne olursa olsun tabi Hemen şuradaki basamak 5 olmamak şartıyla. Çünkü 5 olduğunda bu buraya yuvarlanır. Bu hemen 1 olur. Ve senin hatan toleransın ne yapar? Bozulmuş olur. Olmamak şartıyla arkadaşlar görmezden gelinebilir ve 0 kabul edip çözümün doğru olduğunu söyleyebilirsin. Yani aslında bu iki hatadan bir senden bir Hangisini tercih ediyorum desen şunu tercih etmen 10 üzeri eksi 9'un 0'a daha yakın bir terim olduğu için bunu kabul etmen çok daha iyi. Şimdi gelelim ikinci köke. Bakın burada da 3 ile 4 arasında hemen başlamışız. 3.5, 3.75, 3.62, 50. Bunlar benim derste elle yaparken bulduğum sonuçlardı. Diğerleri için ne yapmışım? Onlar artık elle yapacak bir şeyim yok. Yazdığım program benim için hesaplıyor. Bu 3.6250'nin sağında veya solunda olup olmadığına karar vererek yeni aralık tanımlıyor. Ne o yeni aralık? 3.6250 ile 3.75. Bu ikisinin arasında tam orta noktayı alıyor. Aynı şekilde bu sefer bu 3.6875 bu aralıklardan birisi olması için yine bir işaret analizi yapıyor. Ve şu sonuç çıkıyor. Kök 3.6875 ile 3.75 arasında. Dolayısıyla yeni bir kök daha tam orta noktadan hesaplıyor. Ve geliyor bunların hepsini kökte yani fonksiyonda yerine koyuyor. Bak dikkat edersen bir azalma trendi var. Ama o azalma trendi üçüncü adımda ne olmuş? Bozulmuş. Sıfırdan olan uzaklık artmış. Şurada bak. Şunun mutlak değeri bunun mutlak değerinden büyük. Halbuki ben azalmasını istiyorum. Ama sonraki adımlarda tekrar azalma trendine girmiş. Ha bak burada tekrardan bir artma trendi var, artma var. Ama önemli değil, böyle e, değişiklikler olabiliyor. Onun için genel olarak bakman lazım. Bak genelde tüm bu adımları yaparken, bak dikkat et, hep azalmış, hep azalmış, hep azalmış. Burada daha sonraki, bak en son artık sıfırlanmış, en son artık sıfırlanmış. Kaç bulmuş orada kökü? 3.73 20.51 3.73 20, Demek ki ben 2'ye bölerek aralıkları 2'ye bölerek ikinci kökü 3.73 20.51 olarak virgülden sonra 6 basamak hassasiyette bulmuşum. Nasıl, nereden biliyoruz hocam virgülden sonra altı basamak hassasiyette bulduğumu? Şuradan biliyoruz. İki türlü anlama yolu var. Birincisi basamaklar. Bak şuradaki çözümde basamaklar artık sabitlenmiş. İkincisi virgülden denklemde yerine koyduğumda bulduğum değerleri mutlak değeri virgülden sonra 6 tane sıfır. Bu benim için yeterli. X2'yi böyle bulmuştum. Tabi bu halen daha yaklaşık. X1'i kaç bulmuştum? Yukarıdaki tablodan bakalım. Bir önceki şeyden. 0.267949. 0.267949. Bunlar benim virgülden sonra altı basamak hassasiyette çözümlerim. Bak bu problemin elimde bir de Tam çözümleri, gerçek çözümleri var. Ne onlar? İkinci derece formülden eksi b bölü 2a artı eksi kök içinde b kare eksi 4ac formülünü kullanırsam sen x1'i 2 eksi kök 3 2 artı kök 3 olarak bulabilirsin. Bak hiç bunları hiç tam çözümleri hiç elimdeki gerçek çözümleri tam çözümleri ve bulduğum çözümlerle karşılaştırmadan virgülden sonra 6 basamak hassasiyette çözüm bulduğumu ne yaptım? Size söyledim. Bu şu anlama geliyor. Aslında her zaman için elinde tam çözüm olmasına gerek yok. Şimdi bu iki çözüm birbirinden karşılaştırabilmek için bir defa x1 ve x2, x2'yi böyle noktalı halde yazayım sonsuz basamaklı haline. 2 eksi kök 3 arkadaşlar. Bak oldukça fazla basamak alacağım. 0.26 79 49 19 24 31 123 x2 Bunlar hesap makinesinin verdiği değerler. 3. 73 20 50 80 75 68 877. Bu çözümler virgülden sonra kaç basamak hassasiyette? 2 4 6 8 10 12 14 15 şunların tamamen sayısal hesap makinesinde hesaplanmış değerleri. Tabi x1 ile x2 yaklaşık dememiz lazım. Bak şunlarda yaklaşık demedim. 2 eksi kök 3 ile 2 artı kök 3 neden? Çünkü bunlar tam değerler. Şimdi şu şu çözümle ve bununla şu alttaki x1 ile x2'yi bir karşılaştırayım. Şimdi önce x1'i karşılaştırayım. Bulduğum çözüm kaç basamak hassasiyette? 6. Şimdi senin de bunu 6 basamak x1'i 6 basamak hassasiyette yazman lazım. Onun için şöyle 6 basamak gidiyorum. 6 basamak gidiyorum. Tam durduğum yerde şuradan kesiyorum. Biri burayı yuvarlarsam ne olur? 5'ten büyükse eğer buradaki sayı değişirdi değişmez o zaman. Burası 0.267949. Evet dikkat et bak. Aynısı virgülden sonra 6 basamak hassasiyet. Şimdi gelelim x2'ye. 3.73 50 virgül Bak. biz burada 50'de kaldım ama burası 51. 6 basamak hassasiyet yok gibi duruyor ama burada bir 8 var bak. Kestiğim yerin sağında 8 var. O zaman burayı 1 yapar 5'ten büyük olduğu için. Burası o zaman ne oldu? 3.73.20.51 Evet. İki türlü bulduğum çözümün 6 basamak hassasiyette doğru olduğunu gösterdim. Birincisi bulduğum çözümleri karşılaştırarak. ikincisi gerçek çözümlerle karşılaştırarak. Arkadaşlar bu yaptığım işlemler aslında bu karşılaştırma dediğimiz şey hata analizi. Bunu daha sistematik bir şekilde anlatacağız. Tamam mı? Hata analizi iki türlü yapılıyor. Ya bulduğumuz çözümlerde arasında bir yakınsama gerçekleşiyorsa, bir yakınsama varsa o zaman sayısal yöntemin iyi çalıştığını söylüyoruz. Veya gerçek çözümle karşılaştırarak. Ama maalesef her zaman elimizde gerçek çözümler olmuyor. Dolayısıyla bulduğumuz çözümleri bir şekilde gözden geçirmemiz lazım. Bunu da nasıl yapıyoruz? Size daha sonra öğreteceğimiz sistematik hata analizinin o ayrı o hata algoritmasının bu programlara yerleştirilerek bir ...kontrol algoritması oluyor. Hata test ediliyor ve hata sağlanıyorsa program kesiliyor. Aynı burada 24. adımda programın sonlandırıldığı gibi. İkinci, soru, ikin, ikinci bir kafaya takılan soru da şu olabilir sizin için. Ee, köklerin yerini nasıl tahmin ettik? Yani sorunun başına gidersem... ...ben x kare eksi 4 x artı 1'in köklerinin yerini... ...0, 1, 2, 3, 4 olarak yani 0 ile 4 arasında... İki kök olduğunu nasıl tahmin ettim? Arkadaşlar evet tahmin etme olayı sıkıntılı bir olay. Yani sayısal yöntemleri kullanabilmen için bir defa köklerin yerini bilebiliyor olman lazım. Bilmek için ne yapman lazım? Örneğin bir eğri çizdirebilirsin. Bir eğri çizdirebilirsin. Ama biz bu ders mühendisler için sayısal yöntemler. Ee, bizim problemlerimizde eğri çizmeye gerek yok. Çünkü biz e, çözdüğümüz problemlerin birer fiziksel karşılığı var. Ve fiziksel karşılığın bir fiziksel problemin çözümünün ben nerede olduğunu bilirim. Tamam mı? Mühendis yani fiziksel bir problemse çözümün nerede olduğunu bilir. Ama biz tam çözümün peşindeyiz. Örneğin bir insanın kilosunu arıyorsam tamam bir insanın kilosunu arıyorsam hiçbir zaman eee 150 200 300 kilolarda bir tahmini kilo değeri yürütmem değil mi? Ortalama bir insanın kilosu 75-80'dir diyelim. Bazı bilgileri alırsın. Örneğin dersin ki işte bu adam günde 6000 kalori yemek yiyor. 10 senedir yiyor. İşte günde 500 adımdan fazla atmıyor. Ondan sonra şu şu sağlık sorunları var. Sizce bunun kilosu kaç? İşte böyle bilgiler geldikten sonra sizin e, tahmini değeriniz ne oluyor? E, mühendis olarak yani fiziksel bir problemin, e, fiziksel bir altyapısı olan bir problemle oluştuğu zaman böyle e, şeyler elimizde olabiliyor. Dolayısıyla asıl bizim bizi sıkıntıya düşüren şey sayısal problemlerimizde tahmini değerler değil. E, kullanacağımız algoritmanı, tekniği düzgün bir şekilde yürütmek, işlemek. Evet, bu ders bir sayısal yöntemlere giriş dersiydi. Aslında ben burada cebirsel denklemler için kök bulma bir kök bulma yöntemi olan ikinci pardon ikiye bölme yöntemini anlattım. Bu yöntemi anlatırken de çözümlerin doğasından yola çıkarak size bazı şeyler hakkında tanıtıcı bilgiler verdim. Bunları her bir şeyi ayrı ayrı başlık olarak detaylı detaylı şekilde anlatacağız arkadaşlar Evet olmazsa olmazımız bizim bilgisayar programlama onu kullanmamız lazım ödevlerde sizden istiyoruz onu söyleyelim